Evet arkadaşlar, bugün Kayseri'deyiz. Kayseri deyince akla ne geliyor? Kayseri dediğin zaman akla pastırma ve sucuk gelir. Merhabalar usta. Merhaba abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erdoğan Kaya. Kayseri'de çarşıda pastırmacıyım. Altınoluk pastırma. Yıllardır pastırma işiyle uğraşıyorum. Genelde kaç yıldır yapıyorsunuz? 2001'den itibaren aşağı yukarı pastırma sucuk işiyle uğraşıyorum. Çalışıyorum. Genelde ağırlıkta yaptığımız iş pastırma, sucuk, mantık. Bildiğiniz gibi Kayseri'nin pastırma ve sucuğu meşhur. En güzel pastırma Kayseri'de olur. Her yerde olur ama Kayseri'de en güzel olur. Öyle söyleyeyim. Pastırmanın güzel olduğunu neye göre anlayacağız? Neyine dikkat edeceğiz? Pastırmanın iyi olduğunu anlamak için az yağlı ve yumuşak, lezzetli olmasına. Artı şöyle antrikot dediğimiz ve sırt dediğimiz pastırma az yağlı olduğu için yumuşak ve lezzetli olur. Bu da yerken ağzınızda, tamakta bir lezzet oluşturur. O da pastırmanın iyi olduğunu anlamak içindir. Şunlar da normal yağsız buttan dediğimiz pastırmalar. Bunlar da sinir olmaz, yağ olmaz ama sırt ve antrikot, bonfile gibi yumuşak da olmaz. Şöyle ben keseyim buradan, isterseniz siz de tadına baharaktan lezzetini kontrol etmiş olabilirsiniz. Buyur kardeş, şöyle tadına da bakabilirsin. Eyvallah. Yani siz diyorsunuz ki pastırma hafif yağlı olacak. Yani pastırma hafif yağlı olursa lezzet olarak diğerlerine göre daha lezzetli olur ve bu et olarak da aynı. Et biraz yağlı olduğu zaman o da lezzetli olur. Onun için genelde az yağlı sucuk da lezzetli olur. Yağsız olduğu zaman sucuk sertleşir mesela. Az yağlı olduğunda sucuk bile böyle yağ çıkar, ekmeğe bandırırsın, yersin. O daha güzel olur tabii bence. Fazla yağsız olduğu zaman sucuk sertleşir ve taş gibi olur. Yemekte biraz sıkıntı olur ve lezzeti değişir. Peki hocam, bu pastırmanın yapılış sürecini biraz anlatır mısınız bize? Pastırmanın yapılış süresi en az 20-25 günde oluşur. Bu pastırma ilk önce et olarak alınır kalıplar halinde. Bu kalıplar bastırık dediğimiz alet var. Onun içine girer. Orada kalıp halini alır. Tuz basılır. Tuz temizlenir. Kenarları temizlenir ve çemen çalınıp dama asılır ve kurutulur. Ne kadar bir süre beklemesi yani gerekiyor? Yani en az 20-25 günde falan oluşur. Zaten erken aldığın zaman tam pastırma olmamış olur. Tuzunu alması gerekiyor. Eğer ki bu tuzunu almazsa pastırmada renk değişiklikleri olur. O yüzden dolayı 20-25 günde genelde pastırma oluşuyor. Sucukta dikkat edeceğimiz hususlar var hocam. Genelde bizim işimiz pastırma ve sucuk. Sucukta da üzerinde fermente yazanlar biraz daha doğal olanlar. Yani fermente yazanlar gün kurusu diyelim. Yani hava alarak kuruyan sucuk. Isıl işlem yazanlar da biraz daha hızlandırılmış şekli fırında dışarıdaki hava sıcaklığını vermek için kullanılır. Biraz fırında ısı verilir ve ısıl işlem görmüş olarak üzerinde yazar zaten. Ama birinci sınıf sucuk alayım derseniz markaya, üzerindeki markanın orijinalliğine dikkat etmek gerekir. Şimdi mesela ben başlangıcının genelde ürünlerini satıyorum. Başlangıcının birinci sınıf dana evlilik diye sucuğu var mesela. Genelde ağırlıkta sattığım bu birinci sınıfı. Normallerini de satıyorum ama bunlar ısıl işlem görmüştür. Normaldir, içinde herhangi bir katkı içermez. Et sucuğudur, biraz da yağlıdır. Dikkat edeceğim susuz fermente olması. Yani fermente olursa biraz daha iyiliği anlaşılır yani. Makineyle doğrayınca olmuyor mu? Şimdi pastırmayı makineyle doğradığın zaman biraz daha insanlarda mesela bunu yakıyor olay var ya, pastırmayı makinenin yaktığını düşünüyorlar mesela.
O yüzden dolayı el doğraması daha güzel. Artı elle doğrarken müşteriyle muhabbet edebiliyorsun ama pastırmayı makineyle doğrarken müşteriyle konuşamıyorsun. Sürekli onu takip etmek zorunda olduğun için en güzeli pastırmayı elle doğramak. Hem yanıyor olayı olmuyor hem de pastırmayı böyle güzelce doğrayıp taze taze yiyorsunuz. Arada bir de konuşacağım. Kolay gelsin. Gelsin. Aslan tadına bak. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Ay seni pastırmasın. Allah razı olsun.